adamın birisi hapse atılmış ve adam buradan kaçmak için tanıdıklarıyla iletişime geçmiştir. Bir sabah uyandığındaysa bu adam kaldığı yerde bir not görmüştür. Bu nottaysa kapı şifresi için 5 ipucu yazmaktadır. Bu ipuçları ise şöyledir. 5. sayı ve 3. sayının toplamı 14'tür. 4. sayı 2. sayının bir fazlasıdır. 1. sayı 2. sayının 2 katından bir eksiktir. 2. ve 3. sayının toplamı 10'dur ve bütün sayıların toplamı 30'dur. Peki bu ipuçlarına göre adam hapisten kaçmak için kapıya hangi şifreyi yazmalıdır? Bu ipuçlarına göre kapının şifresi 7, 4, 6, 5, 8'dir ve bu adam bu şifreyi yazarak buradan kurtulacaktır. Sınıftan 3 öğrenci bir öğretmenin araştırma grubuna dahil olacaktı. Öğretmen bunun için istekli öğrencilerini gruba dahil edecekti. 4 öğrenci bu öğretmenin Afrika ülkesine karşı zaafı olduğunu biliyordu. Bu yüzden 4 öğrenci kendilerini öğretmenine kanıtlamaya çalışmak için onunla konuşmaya karar verdi. Ve öğrencilerden Belgin öğretmenine "Ne yazık ki şimdiye kadar sadece Afrika'nın kuzeyindeydim" demiştir. Ve burada çektiği videoyu öğretmenine göstermiştir. Volkansa "Fotoğrafçılığı seviyorum. En son Sahra'da harika kanguru fotoğrafları çektim. Bakın" demiş. Ve burada çektiği fotoğrafları göstermiştir. Buraksa "Bu yaz Batı Afrika'da gönüllü olacağım için çok heyecanlıyım" demiştir. Son olarak Ayça'ysa "Hayvanat bahçesinde yardım ediyorum ve sık sık Afrika'ya seyahat ediyorum. Bir gün bir bebek filin hayatını kurtardım. Bakın defterimdeki bu fil o filin baskısı" demiştir. Peki bu kişilerden hangisi yalan söylemektedir? Yalan söyleyen kişi Volkan'dır. Çünkü kangurular sadece Avustralya'da yaşamaktadır. Hasan Bey her sabah olduğu gibi bu sabahta arabasıyla işe gitmek için dışarıya çıkmıştı. Fakat dışarıya çıktığında arabasının lastiğinin patlamış olduğunu gördü. Lastikle uğraşacak pek zamanı olmadığı için Hasan Bey işe minibüse gitmeye karar verdi ve minibüs durağında beklemeye başladı. Bu sıradaysa kim olduğunu bilmediği bir kişi tarafından saldırıya uğradı ve saldırgan Hasan Bey'in çantasını çaldı. Bunun üzerine Hasan Bey hemen karakola gitmiştir. Karakolda ifade verirken görevli memur ondan soyguncuyu tarif etmesini istemiştir. Ama Hasan Bey saldırganın yüzünü göremediği için bu kişiyi tarif edememiştir. Bunun üzerine polis memuru mahalleden böyle bir suç işleyebilecek 5 genci karakola çağırmış ve Hasan Bey'in onlara bakmasını istemiştir. Hasan Bey bu kişilere baktıktan hemen sonra soyguncuyu teşhis etmiştir. Peki bu kişilerden hangisi polislerin tutuklaması gereken saldırgandır? Saldırgan, polis memurunun karakola çağırdığı bu gençtir. Çünkü olay anında Hasan Bey'in gördüğü kadarıyla bu kişi saldırgana uyuyordur. Videomuza bu sevimli köpek ve kemiğiyle devam ediyoruz. Peki bu sevimli köpek kemiğine gitmek için hangi yolu seçmelidir? 10 saniyelik süreniz başlamak üzere. Köpek kemiğine ulaşmak için 4 numaralı bu yolu seçmelidir. Sıradaki bu iki resim arasındaki tek farkı size verdiğimiz süre içerisinde bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki tek fark beyaz koyunun üzerindeki bu izdir. Bu sorumuz sayesinde matematik zekanızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Peki eğlenceli bu matematik sorusunun cevabı nedir?
Bu matematik sorusunun cevabı 5'tir. Bu sorumuzda da sizlere bazı parçaları eksik olan bu görseli veriyoruz. Ve sizlerden bu görseli doğru parçalarla tamamlamanızı istiyoruz. A parçası 2 numaralı boşluğa, B parçası 3 numaralı boşluğa ve son olarak C parçası ise 1 numaralı boşluğa yerleştirilirse şekil başarılı şekilde tamamlanacaktır. Bu sorumuzda da sizlere bu kütük yığınını veriyoruz ve sizlerden bu kütük yığını arasındaki kediyi bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Kütüklerin arasında saklanan kediyi sizlere gösterdik. Sırada birbirine tıpatıp benzeyen bu iki görsel var. Peki kimler bu görseldeki iki farkı bulabilir? İki görsel arasındaki iki farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Emojilerin verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı olan bir emoji bulunmaktadır. Bu emojilere bakarak farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan emoji sağ alt köşededir. Bu sorumuzdaysa hem gözlerinizi hem de matematik zekanızı test edeceksiniz. Bakalım size verdiğimiz süre içerisinde eksik olan sayının kaç olduğunu bulabilecek misiniz? Bu görseldeki eksik olan sayı 39 sayısıdır. Kolay bir matematik sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu kolay işlemin sonucunu kendisine verilen 10 saniye içerisinde bulabilir? Süreniz başladı. Bu işlemin sonucu 18'dir. Peki kimler bu sonuca ulaşabildi? Peki size vermiş olduğumuz bu görselde kaç küp bulunmaktadır? Süreniz başlamak üzere. Bu görselde 8 küp bulunmaktadır. Videomuzun sonuna doğru yaklaşırken bu filin gölgesini bulmaya ne dersiniz? Size verdiğimiz bu gölgelerden hangisi filin gerçek gölgesidir? Filin gerçek gölgesi sol ortadaki bu gölgedir. Kar tanelerinin verildiği bu görselde diğerlerinden farklı olan kar tanesini bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan kar tanesini sizler için gösterdik. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda bir timsahı eliyle besleyen bir adam ve boynuna dolanmış yılanla fotoğraf çekilmekte olan bir kadın bulunmaktadır. Bu kişilere bakarak hangisinin deli olduğunu bulabilir misiniz? Kimin deli olduğunu bulduysanız bu kişiyi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın. Cevaplarınızı okuyor olacağız.